taşların içi çalıştı. Evet. Eşim beni taklit ediyor, çok güzel bir şey yapıyordu. Hatta çok çok daha iyi oldu. İki ev sabunu kullanabilirsiniz. Mutfak temizliğinden yer. Beşinizde kadar hacim oldu. Merhabalar. Hayatın İçinden Seda kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda beyaz sabunla deterjan yapımını göstereceğim. Bir yandan eşimi beyaz sabunu rendeletirken biraz da bilgilendirme yapacağım sizle bu deterjan hakkında. Evet hayatım. Evet, eşim beni taklit ediyor. Çok güzel bir şey bu. Şimdi yarım beyaz sabunumuz var. Bunu rendeleyeceğiz. İnternette bununla alakalı birçok video bulunmakta. Ama videoların hemen hemen hepsi diyebilirim, beyaz sabunla sıvı el deterjanı yapımını göstermişler. Biz bunu yaklaşık bir ay önce, iki ay kadar yapıp kullandık. Biz de bunu hani yaparken internette yapılanlardan yola çıkarak yaptık. Sıvı el sabunu olarak kullanacağımızı düşündük ama maalesef sıvı el sabunu olarak kullanamıyorsunuz. Eli baya baya kurutuyor. Hatta çok çok daha iyi oldu. İyi ki ev sabunu olarak kullanamamışız. Ev temizliğinde kullandım. Çamaşırlarda kullandım. Evet. Sabunumuzu rendeledik. Sabunun üzerine tenceremi dolduracak kadar 5 litrelik su ekledim. Bu şekilde ocağın üzerine koyup kaynatacağım. Tüm tariflerin bir de çoğunda şöyle yapılmış. Bir kalıp sabunla yapılıyor. Bir kalıp sabunla 5 litre sıvı el sabunu yapımı diye paylaşılmış. Ama bir kalıp sabun fazla geliyor. Zaten durdukça katılaşıyor bu karışım. O yüzden yarım kalıp sabun yeterli ve kafi olacak. Çok fazla katılaşmasını önlemek için bir yemek kaşığı kadar tuz atacağım. Geçenki yapmış olduğumuzda 5 litre diye yaptık bir kalıp sabunla. 10 litreye kadar ben sürekli sulandırarak kullandım. Evet, biraz ılındıktan sonra 5 litrelik su bidonuna dolduracağım. Bekleyen sabunum ertesi gün bu hale geliyor. Yarım kalıp sabun kullanmama rağmen yine de baya baya katılaştı. Bundan daha az bir sabunla çok fazla etki alacağımızı düşünmüyorum. Ne kadar katılaşırsa katılaşsın yine yarım kalıp sabun kullanacağız. Eğer biraz daha sıvı olmasını istiyorsak kullandıkça suyla açacağız. Bayağı bereketli bir şey oluyor bu. Şöyle kıvamını göstereyim. Bunu ben nerelerde kullanıyorum? Mutfak tezgah üstü temizliğinde, ocak temizliğinde, yer silme ve kapı silme temizliğinde, beyaz ve açık renkli çamaşırları yıkarken çamaşır makinesine ekliyorum. Bu şekilde umarım sizler de deneyip memnun kalırsınız. Videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, güncel videolarımı takipte olmak için de zil sesini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.